Buna kalpten inanıyorum. Değerli kahraman kazanılar, iş başına gelir gelmez söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp işe başladık. Bizim kitabımızda elimizde seçim sonuçlarını alıp nereden daha fazla oy aldık, öncelikle oraya hizmet edelim anlayışı yok. Gelir gelmez bütün ilçeleri dolaşıp muhtarlarımızla toplantı yapıp yereldeki sorunları kendileriyle birlikte nelerin öncelikle yapacağı konusunda karar verdik. Hayret edersiniz. Ankara'da geldik ki ben sadece Akyurt'ta bir köye taşımalı su gidiyor diye düşünürken yüzlerce köye suyun gitmediğini, 232 tane köyde de kanalizasyonun açıktan attığını gördüm. Bütçeyi inceledik. Bunu dün sunumda da gösterdim. Buradaki seçim bürosunda da her yerde de göreceksiniz. 2 milyar 20 milyon liralık bir bütçe vardı 2010'lu yıllardan 2019'a kadar. 1.200'e kadar geriledi. Yani neredeyse bütçemiz yarı yarıya indi. Bunda hizmetlerimizin ucuzluğuyla beraber pandemi döneminde son derece etkili oldu. Ama ben şimdi bakıyorum, yaptığımız çalışmaların birçoğu eski dönemden daha fazla. Dün sunumda hepsini gösterdim. Peki bu para nereye gitti, nereye harcandı? Bu kadar bütçe varken öncelikli olarak Ankara'nın bütün bölgelerindeki altyapıları neden yapılmadı? Ama bana göre açıktan akan kanalizasyon, orada oynayan bir çocuğun hastalık kapma riski bütün projelerin önünde gelir. 2 saat evinizde suyunuzu atmasa nasıl tedirgin olursunuz? Bazı köylerin birçoğunda hiç su yok. Yıllardır yok. Bunların da çoğunu hallettik. Ben Cumhuriyet'in başkenti Ankara'da kanalizasyonu açıktan akan, suyu olmayan hiçbir yer olmasını istiyorum. Önceliğimiz budur. Tarafsız bir şekilde çalışmaya başladık. Belediye başkanlarımıza şunları söyledik. Hangi köyde kesilse yazdı. Akkazan'ın göbeğindeyim. 5 yıllık kanalizasyonu sen nasıl gittin engelledi? 19 ay suyu mu verdi? Eyvallah, eyvallah. Bakalım hangisiyse. Elveren Sultan, söyle. Tamam. Değerli hemşehrilerim. Değerli hemşehrilerim. Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Değerli hemşehrilerim. Değerli hemşehrilerim, eskiden, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir dakika. Eskiden kanalizasyon, ya beni dinler misin? Eskiden kanalizasyon kapandı, biz mi açtık? Yoksa 25 yıldır yapılmadı mı? Öyle mi? 25 yıldır yaptıramamış, 25 yıldır aynı yere oy verdiniz. 25 yıldır ağzınızı açmadınız. Buralara yaptığımız asfaltın, hizmetin sınırı yok. Hiçbirisini ayırmadık. Dolayısıyla iş başına gelir gelmez bu ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Ve şimdiye kadar konuşulan, yıllardır iddia edilen seçimden önce yardımları kesecek, işçileri işten çıkaracak sözlerin ne kadar yalan olduğunu ve ancak karalama siyaset olduğunu hepiniz gördünüz. Desteklerimiz arttı. Hiçbir yer ayırmadan çiftçilerimize yaptığımız desteklerle Ankara halkını zengin edeceğimize söz vermiştik. İnşallah bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Eğer üretmezsek aç kalırız. Şimdiye kadar kırsal kalkınma derken Ankara'nın çiftçisi bizim kadar el uzatan oldu mu? Böyle bir destek var mıydı? Peki sosyal yardımları keseceğiz dediler. O eskisi gibi paket dağıtma işini ortadan kaldırdık. Artık inancımıza uygun bir şekilde insanların kartlarına yüklemek suretiyle onların çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılamasını sağlıyoruz. Eskiden bu paketler hep bir kişiden alınıyordu. Şimdi kahraman kazan dahil köylere kadar esnaf para kazanıyor. Peki, şimdiye kadar belediyecilik yapıldı. Geçinemeyen insanların ne yediğini, ne içtiğini düşünen bir belediye yönetimi var mıydı?
200 bin aileye düzenli olarak et yardımı yapıyoruz. O çocukların aç kalmasını, proteinden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. 200 bin aileye doğalgaz veriyoruz. Kaç yıldır? 3 aylık periyotlarla. Var mı Türkiye'de bir emsali? Dolayısıyla bir yandan Ankara halkını zengin etmeye çalışırken bir yandan aç ve açıkta kalan herkesin yardımına koşuyoruz. Değerli hemşehrilerim, seçildikten sonra belediye meclisine yaptığım ilk konuşmalardan birisi şudur. Dedim ki ilk defa Ankara halkı, Ankara'lı bir başkan seçtik diye benden beklentisi var. Ben de dedim ki bütün ilçelere birer tane tesis yapalım. Değerli belediye başkanları dedim tümüne, kendi ilçenize istihdamı artıracak, üretimi artıracak bir projeniz varsa getirin. Temelini beraber atalım. Gerekirse sizi işletin. Ben size elimi uzatıyorum. Tutun benim elimi, Ankara'nın tamamını kalkındıralım dedim. Maalesef hiçbir ilçe belediye başkanı hemen hemen elini uzatmadı. Onun için diyorum ki ne kaybetti? Elini uzatmayan belediye başkanlarının beldeleri kaybetti, ilçeleri kaybetti. Elinden tutan da oldu, yalan söylemeyin. Bazı belediye başkanları geldi, AK Partili belediye başkanları bizim ilçemizde şu eksik dedi. Hiçbirisinin bir dediğini iki etmedim. Ama maalesef televizyonlarda canlı yayınlanmaya başlayınca armudun sapı, üzümün çöpü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na akıl vermeye başladılar. Öncelikle kendi ilçenizdeki işinizi iyi yapacaksınız. Eğer varsa bir talebiniz bir telefon kadar uzağın açarsınız telefonu ama maalesef benimle görüşmeleri yasaklanmış. Kendileri bilir. İşte şimdi elimden tutacak bir belediye başkanı geliyor. İşte şimdi elimden tutacak bir belediye başkanı geliyor. Allah nasip edecek. Allah nasip edecek. İnşallah kahraman kazanan şimdiye kadar görmediği hizmetleri hep birlikte getireceğiz. Ben de çok uzatmayacağım. Bakın basit bir örnek vereceğim. Her şeyde siyaset olmaz. Kahraman kazanda soda tesisleri var biliyorsunuz. Kahraman kazanda soda tesislerini genişletmek için 160 milyon dolarlık bir yatırım teklifi geldi ve imar planında değişiklik istendi. 1500 kişiye iş kapısı olacak. Sebepsiz bir şekilde reddettiler. Hadi Ankara'daki meclis siyaset yapıyor reddetti. Kahraman kazana gelecek böyle bir yatırımı. Kahraman kazandaki işsizlere iş ortaya çıkaracak bir yatırımı. Kahraman kazan belediye başkanı nasıl hayır der? İşte senin başkan inşallah buraya gelecek yatırımların önünü kesmek yerine daha fazla yatırım gelmesi için elinden gelen ne geliyorsa yapacak. Bu tür şeylerde siyaset olmaz. Değerli hemşehrilerim. Dün sunumumuzu yaptık. Çok da uzun bir sunum oldu. Şundan emin olun. Önceki dönemden daha fazla asfalt yaptık. Önceki dönemden daha fazla kavşak yaptık. Ama hiçbirisine böyle sanatçı getirip, masraf yatırıp, açılış yapmadık, reklam yapmadık. Bunlar zannediyor ki, her şey beton ve plastik. Gösterişli işleri seviyorlar, gösterişli. İşe yaramayan projeleri proje diye ortaya çıkarıyorlar. Bir kuruş Ankara halkının parasını boşa götürmeden halkın ihtiyacı neyse halkın ihtiyacını karşılamak için uğraştık. Belediyecilik budur. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık, masraf da etmedik, etmeyeceğiz. Her şeyden önce Ankara halkında hiç kimseyi Ankara'da ayırmadık, bölmedik. Ankara'ya huzur geldi. Çiftçiye destek olduk. Ankara'ya bereket geldi. İnşallah daha da gelecek. İnşallah kentimizi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak
Hepimizin boynumuzun borcu. Merhabalar efendim. Gördüm. Sağ olun. Efendim, soğukta çok fazla tutmak istemiyorum. Bugün iki tane seçim bürosunu açıyoruz. İnşallah öncelikle kahraman kazanımıza merhabalar. İnşallah önce kahraman kazanımıza ve daha sonra Ankara'mıza hayırlı olsun diyorum. Gerçekten ümitliyim. Ama şunu istiyorum. Biz 148'de 40 kişiyle bugüne kadar getirdik. Mutlaka ve mutlaka meclis çoğunluğunu verecek şekilde Selim Başkan'ı seçmenizi istiyorum. Hemen iki tane örnek vereyim niye istediğimi. Lafa geldiği zaman derler ki biz hiçbir başkanın teklifini geri çevirmedik. Çoğunu %98 onayladık. Evet, parklara, bahçelere verdiğimiz isimleri onayladınız. Bir kısmını da reddettiniz. Nereye trafo yapılacak? Onları onayladınız. Ama başta bu kahraman kazana yatırım gelecek projeyi reddetmek dahil Ankara Belediyesi'ne gelir getirecek her şeyi reddettiler. Ankara Belediyesi'nin cebinden para çıkacak ne varsa onları da iki misini, üç misini çıkarmaya çalıştılar. Bakın, 7000'e yakın EYT'limiz var. Bu bütçeyi hep birlikte yaptık 2022 yılının sonunda. Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ki EYT'leri çıkartmayacağız. Biz de bütçeye para koymadık. Bir de baktık seçim yaklaşırken EYT kanunu çıktı. Bize maliyeti şu ana kadar ödediğimiz para 1.9 milyar lira. Yine Allah bir daha vermesin 6 Şubat depremi oldu. Yine onun da bütçede karşılığı yok. 600 milyon lira da oraya harcadık. Bütün belediyeler harcadı. Hepsinin EYT problemi vardı. Ama gittiler belediye meclisten hepsi kredisini çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de talep ettik. Maalesef reddettiler. Veto ettim. 8 aydır bekliyor. ASKİ'nin bütçesini yaptık. Eskiden suyu 1.6 dolara satıyorlardı. Yani 50 liraya satıyorlardı. Şimdi yarı fiyatından daha aşağıda. Ve bu nedenle ASKİ'den bu elde ettikleri geliri çöp projeleri harcıyorlardı. Ankara Büyükşehir'e aktarıp gönül dedikleri projelere, onları da görüyorsunuz yollarda neler olduğunu. Şimdi aynen öyle. Şimdi geçen sene -5 milyar. Yani -5 ASKİ'nin yaptığı faaliyetleri karşılamayacak 5 milyar lira kredi çek şeklinde bir karar çıktı. Sanki benim cebimden çıkacak. Sonuçta bütün Ankara'nın cebinden çıkacak. Bırakın -5 milyarı, kredide bulunmuyor artık ekonomik şartlar nedeniyle. 2 milyarlık kredi bulduk. Banka dedi ki meclisten bununla ilgili bir daha karar al. Kendi onayladıkları -5 milyar kredi için 2 milyar lira onayı da 7-8 aydır bekletirler. Bir tane daha anlatıp öyle bitireceğim. Tatlar arıtma istasyonu var. 2010 yılında yazmışlar, bunu büyütün. Ha, Karayalçın yapmış zamanında, çivi çakılmamış. Yani Ankara'nın atık suyu arıtılmadan gidiyor. Nereye gidiyor? Ankara çayına. Etrafında sebze yetiştirenler var. Oradan Sakarya'ya, Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na içme suyu olarak gönderiliyor. 750 bin metreküp arıtılıyor, 750 bin metreküp arıtılmıyor. Bununla ilgili gelir gelmez projesini yaptırdık. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduk. Dedi ki İstanbul Anadolu yakasının suyu kokuyor, acil yapılması lazım. Uygun gördü. Proje onaylandı. Yatırım programına alındı. Biz de kredisini bulduk. 275 milyon dolar, 25 milyon dolar da biz harcayacağız. Birkaç yıl yapımı sürecek ama işte insanların 30 milyonun sağlığını tehdit eden tehlike ortadan kalkacak. Cumhurbaşkanlığının onayladığı bu krediyi reddettiler. Yani Ankara'da bir sürü reva gördüler. Bunudur belediyecek. Yok yok. Hiç yuha gerek yok. Sandıkta dersini vereceksiniz bu zihniyetin.
insan sağlığıyla oynayan bu zihniyeti sandıkta dersini vereceksiniz. İzah etsinler, neden red verdiklerini izah etsinler edebiliyorlarsa. Siz Cumhurbaşkanı'nın da mı üstündesiniz? Ne bu cüret? Cumhurbaşkanı'nın onayladığı projeyi reddediyorsunuz. Ne bu cüret? Daha mı iyi düşünüyorsunuz? Hayır. Mesele Mansur Yavaş iş yapmasın. Bana bir şey olmuyor. Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle çok yüksek oyla ben gene seçileceğim. Mecliste gördünüz. Mecliste gördünüz. Muhalefet ediyorum diye ağza alınmayacak lafları söyleyenleri gördünüz. Ne oldu? Siyasetin çöplüğüne gömüldü değil mi? Bana zarar verirken kendilerine zarar verdikleri ortaya çıktı. Kendi partilerine aday yapmadı değil mi? İşte bundan sonra istiyorum ki senin başkanımla beraber böyle halkın sağlığını, geleceğini ilgilendiren şeylere hayır demeyecek bir belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçeceğinize kalpten inanıyorum. Senin başkanı size, kendimi ve senin başkanı da aynı zamanda Allah'a emanet ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Açılışımız için bir dua edeceğiz. Hayırlara vesile olsun inşallah.